Bugünkü videomda kışın özellikle çiçeklerimizin ihtiyaç duyduğu potasyum ihtiyacını karşılamak için çok basit, çok kolay bir yöntemden bahsedeceğim. Öyle bir madde göstereceğim ki, öyle bir gıda göstereceğim ki arkadaşlar çok hızlı bir şekilde menekşelerinizi köklendirebileceksiniz. Köklendirmekle kalmayıp kökleri artık kavanozlarınıza ya da nerede köklendireceksiniz oraya sığmayacak pozisyona geliyor. Çok çok faydalı denedim, gördüm. Şimdi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle önüme bir boşluk açacağım ve size ne yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu menekşeyi de böyle alalım. Bu çiçeklerimiz böyle kalabilir. Bakın arkadaşlar, şöyle köklerini kameradan görmenizi istiyorum. Tabii ki onu çıkartıp size göstereceğim. Renk dolayısıyla pek fazla gözükmeyebilir. Kökleri o kadar çok uzamış, o kadar güzel kök salmış ki menekşe yaprakları. Zaten dikilme aşamasına geldi. Dikeceğiz, toprağa alacağız bir süre sonra. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de faydalanmanızı istiyorum. Çok hızlı bir şekilde nasıl köklendirdim? Hemen o konudan bahsedeceğim. Şöyle bir renkli bir kağıt alıp elimde size menekşenin köklerini şuradan göstereceğim. Bu benim hazırladığım bir su. Bunun içerisinde bakın alt kısmında şurada görebilirsiniz. Bakın tam tabanında. Buradan çok belli olmadığı için gözüküyor ama ne olduğunu kameradan kestiremeyebilirsiniz. Bugünkü size önereceğim ve kullanmanızı ısrarla tavsiye edeceğim badem. Bu kışın özellikle çiçeklerimize o kadar çok fayda sağlayacak ki potasyum ihtiyacını tamamıyla karşılayacak. Biliyorsunuz insan sağlığı için de potasyum çok çok önemli. Vücuttaki potasyum eksikliğinden bir sürü rahatsızlıklar, bir sürü hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Hepimizin evinde muhakkak vardır. Marketlerde her yerde satılıyor. Küçücük poşet bir tane alırsanız bile hem siz kendiniz yiyebilirsiniz. Vücudunuzda potasyum eksikliği olabilir, bilmeyebilirsiniz. Onu karşılamak için hem de çiçeklerimiz için bulunmaz bir veli nimet diyelim. Ben bu suyumun içerisine bakın şöyle küçük bir kavanozum bu. Kamerada büyük gözüküyor olabilir. İçerisine iki tane badem koydum. Onunla beraber potasyumla beraber menekşe nasıl köklendirilir denemesini yaptım. İnanın çok çok başarılı oldu. Şimdi sizinle beraber açalım ve size köklerini göstermek istiyorum. Daha sonra nasıl yapacağız? Ondan sizle beraber yine yapacağız arkadaşlar. Şöyle naylonumu köklerine zarar vermeden açmak istiyorum. O kadar güzel köklenmişler ki hiçbir şekilde zarar vermeden naylonu açarak hepsini çıkartmak istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu kökün uzunluğunu görüyor musunuz? Bakın. O kadar güzel kök salmış ki kesinlikle ve kesinlikle çok hızlı bir şekilde de yavru verebilir. Hemen şöyle kenara alıyorum. Diğerlerine de bakacağız. Evet, aynı şekilde bakın köklerini görebiliyorsunuz. O kadar uzun, o kadar güzel ki hemen şöyle koyuyorum. Oradan da rahatlıkla görebilirsiniz köklerini. Hepsini göstereceğim. Ve hatta kök vermeyle kalmamış. Bakın şuradan yavru bile vermiş arkadaşlar. Küçücük bir yavru çıkmış buradan. Bakın yaprakları görebiliyorsunuzdur kameradan inşallah. Bakın çok güzel bir şekilde. Hatta yavru bile vermiş suyun içerisinde. Sonuncusuna da bakalım. Evet, aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle elimin içerisinde size göstermek istiyorum hepsini. Şöyle elime alacağım. Bakar mısınız şu köklerin güzelliğine? O kadar güzel kök salmışlar ki bakar mısınız? Bunlar daha sonra çok hızlı bir şekilde toprağa diktiğimiz zaman da hızlı bir şekilde yavru verecektir. Şu an onları şöyle suyumun içerisine yine koyacağım. Ve biz yenisini hazırlayacağız beraber. Yine naylon çekeceğim ben bunun üzerine ama köklerine zarar verir diye çekmek istemiyorum. Direkt toprağa alacağım. Bu videoyu çektikten sonra bu şekilde şimdilik bırakıyorum. Şöyle kenara alacağım. Şöyle aynı şekilde aynı kavanozdan bir tane daha arkadaşlar.
Bunun içerisine de hemen su dolduruyoruz. Çok basit. Ve bademi çiçeklerde nasıl kullanacağız? Ondan da bahsedeceğim. Bu kavanozumuzu hazırladıktan sonra bu şekilde ağzına kadar dolduruyorum. İçerisine sadece ve sadece 2 tane badem atıyorum. Bu kavanozun içerisine 2 tane şöyle bademi suyun içerisine atıyorum. Ve üzerini streç filmle hemen kapatıyorum. Şuradan streç film uzakta birazcık. Önümü kapatmamak için biraz büyük olduğu için kenarda sardım. Bakın şu şekilde üzerini tamamıyla kapattım. Çok basit bir şekilde hazırladık. Şöyle üzerinden sivri bir şeyle beraber deliyoruz. Ve yapraklarımızı buradan batırıyoruz. Bu zaten çok basit. Ben yapraklarımı şu şekilde hazırlamıştım. Bunlar gül şeklinde açan çok güzel, canlı ve diri yapraklar. Eski yaprakları kesinlikle kullanmıyoruz. Şöyle suyumuzun içerisine batırıyoruz. Şimdi duyar gibi oluyorum. Ne kadar sürede köklendiler, ne kadar sürede bu hale geldiler diye sorularınızı şu anda ben duyabiliyorum, hissedebiliyorum. Ne kadar bir süre biliyor musunuz arkadaşlar? Bir 12 gün bir süre geçti aradan. 12 günün sonunda bu şekilde köklendiler. Tam bir potasyum deposu biliyorsunuz badem ve çok hızlı bir şekilde menekşelerimizi köklendirdik. Bakın bu şekilde bunları hemen toprağıma alacağım. Bunları kenara alıyorum. Peki bademi çiçeklerimize direkt nasıl uygulayabiliriz? Çok faydalarını ya potasyumu tamamıyla çiçeklerimizin potasyum ihtiyacını karşılamak için hiç ezmiyorsunuz. Robottan geçmenize de gerek yok. Şu şekilde toprağının içerisine batırın parmağınızla beraber. Şöyle büyük saksılarınıza 2 tane toprakla üzerini örtün. O suladıkça o vitaminini zaten yayacaktır toprağımızın içerisine. Yine şu şekilde ben çiçeğim kırılmasın diye çok nazik bir şekilde yapmak istiyorum. Şu şekilde dalları o kadar canlı ve diri ki kırılsın istemiyorum. Şu şekilde şu boydaki saksılarımıza 2 tane. Şöyle küçük saksılarımıza 1 tane koymak yeterli. Bütün çiçeklerimize uygulayacağız. Bunlara 1 tane koyuyoruz. Şöyle 1 tane toprağın içerisine batırıp üzerine örtüyoruz. Suladıkça onun içerisindeki o vitaminler tamamıyla toprağımıza nüfuz edecektir arkadaşlar. Yine şu şekilde kenarından batırıp toprakla beraber üzerini örtüyorum. Bütün çiçeklerimi begonyama da aynı şekilde koyacağım. Bakın şöyle kenarından toprağın içerisine batırıyorum. Ve üzerini örtüyorum. Evet, yine burada antoryum çiçeğim var. Yine buna da koyacağım. Bunun da videosunu hazırlıyorum arkadaşlar. En kısa sürede sizlerle buluşturacağım. Çok fazla istek var. Hemen hazırlayın, hemen hazırlayın. Bakımı olsun, çoğaltılması hemen hazırladım. Onu da sizlerle buluşturacağım. Şu şekilde buna da 2 tane koyacağım yine badem. Şöyle toprağına batırıp üzerini örttüm. Arkadaşlar sadece bu kadar. Bu şekilde. Daha sonra çiçeklerimizi sulayacağız. Bu aradaki farkı zaten size hazırladığım videolarda gördüğünüz gibi hep böyle evde bulunabilecek şeyler, masrafsız, hepinizin evinde olan malzemelerle beraber, hatta çöpe atılacak malzemelerle beraber hazırladığım kürler ve tarifleri sizlerle buluşturuyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoma gelip mesaj yazan arkadaşlarımızın özel isteği üzerine isimlerini tek tek okuyacağım ve yine bu videomuzun sonunda gelecek olan bütün mesajları da bir sonraki videomda okumaya devam edeceğim. Ben hemen listeme geçiyorum arkadaşlar. Bu videomdaki sorularınızı, mesajlarınızı bekliyorum diyerek hemen listemi hızlıca okumaya başlıyorum. Adana Seyhan TV. Bu arkadaşımızın kanalı da çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Zeyna Isparta'dan yine her zaman olduğu gibi katılıyor. Kezban Balcı. Ben hepsini tek tek hiçbirini unutmadan not aldım ve hepsini tek tek okuyorum. Roblox Yağmur Fan Bakı'dan yazıyor arkadaşlar. Gülsen Akçan, Nokta Tam, Elmas Abla, Hacer Bilgili, Şule Gök, Kendi Art Craft çok güzel bir kanal, hep tavsiye ediyorum. Huysuz Hatun, bu kanal benim çok dikkatimi çekti ve videoları gerçekten güzel, yeni bir kanal ama çok çok güzel bir kanal. Benim Metbazim yine Azerbaycan'dan, Beyhan Kimili, Türkan Yenen, Emel Taşdemir,
Ankara'dan katılıyor yine arkadaşımız. Train Moron, Ayşe Kılıççı, Hatice Cebiç, Aygün'ün Çiçek Aşkı, Leyla Sülün, Haney Kumçur, çok çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımız olduğu gibi. Bayse, bu Ayşe Kahraman galiba. Bir harfi yanlış yazılmış bilgisayardan olduğu için. Havva Flowers, Mersin'den. Aliye Sürer, Dudu Albayrak, Doğan Çalışkan, Döndü İlbey, Aysel Bozkurt, Hatice Cebiç, Konya'dan yine bu arkadaşımız katılıyor. Ayşe Yüce, Nilgün Çekik, Dingerbell. Bu da çok ilginç bir kanal, yeni bir kanal arkadaşlar. Yobi Bertrajan var, Nevris Sen var, Aylin Şahbazdı, Azerbaycan'dan yine. Azerbaycan'dan çok fazla takipçim var. Hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Özellikle Azerbaycan'a. Semiha Saygılı, Yasemin Onuk, Fatma İpek, Eren Hayta, Sonamet Fazi, çok iyi takip ettiğim bir kanal yine. Ülker Mirzayeva yine Azerbaycan'dan. Tatlı Yemekler yine Azerbaycan'dan. Delicious Food ismi. Olta Balıkçısı Doğada, Diyarbakır'dan bu arkadaşımız. Benim bütün videolarıma gelir, izler ve muhakkak yorum yapar. Kendisine de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalı gerçekten çok güzel, çok ilginç ve takip ediyorum. Nurhayat Ertekin ablamız, Meryem Fere, Havva ile Örgü Sanatı. Bu kanallar çok güzel kanallar arkadaşlar. Sizde yoksa mutlaka ekleyin. Meryem Fere, Havva ile Örgü Sanatı okuduk. Mediha Aldemir, Nergiz'in Hayatı, çok iyi samimi bir arkadaşım. Dimah Kılıç, Mediha Aldemir, Nuray Kutlucan, Nurhanım, Nurhan, benim Nurhanım. Benimle Etkinlik Yap, yine çok güzel bir kanal. Fatma Şahin, Medine Taşlı, Nevin Yener, Zamina Yunusova. Evet, Azerbaycan'a yine sevgiler gönderelim. Gülşen Gezer, İzmir'den. Güler Çakıcı, İstanbul. Nevin Bekşi, Esin Eser, Gül Hanım. Menekşe'den Lezzetler, İstanbul'dan yine. Aynur Nalcı, Nişane Tavukoğlu, Sultan Aydın, Mediha Aldemir, Zehra Bayram, Hacer Ceryan, Fatma Aydın, FTKC diye bir kanalımız yine. Eren Hayta, Gülbadu Azizova, Azerbaycan yine. Şerife Akgürek, Elvan Vatansever, Cemile Aydoğan, çok seviyorum kendisini. Fidan Azeri, Azerbaycan yine. Kıbrıs'ın Çiçekli Bahçeleri, hep söylüyorum, çok güzel bir kanalı var. Ona hepimiz yardımcı olalım. Abone olmayanlar gidip destek versin lütfen. Bayse Kahraman, Zeynep Çağlayan, Mediha Aldemir, Asiye Bayram, Hasibe Kavakçıoğlu, Koca Kavalcı, Nurten Vatansever, Ayşe Taşkın, Ev Bitkilerim, Müzeyyen Topçu, kendisini gerçekten seviyorum. Kanalı çok güzel, yemek tarifleri var, takip ediyorum. Eda Güler, Işık Göcük, Hüseyin Ahmadov, Aydın Taksinoğlu, Özlem Öz, Nebahat, Melek Şen, İsmail, Mediha Aldemir, Fatime Türker, Leyla Şenol, Leyla Çarkıt, Didem Men, Ailem Diyetteyim Ben ve Ailem için Pişirdiklerim diye çok güzel bir kanal. Ümmü Gülsüm, Doğu Türk, Berat Kurtaran, Saniye Ölmez, Evriz Taşkın, Sema Müride Günendi, Aylin Şahbazlı, Mediha Aldemir, Gülser Akcan, Asiye Şimşek. Hepsini okuduk galiba arkadaşlar. İnşallah yeni, sonradan listeyi hazırladıktan sonra gelenler varsa da diğer videomun sonunda ekleyerek okuyacağım arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.